Benim dedem vardı. Allah rahmet eylesin. Molla Halil Efendi. Birkaç yıl felçli yattı. Ben vefatını hatırlıyorum. Dedem rahmetullahi aleyh son nefeslerini vermek üzere. Başucunda babam var. Dedem gözünü kapıya dikti böyle. Öfkelendi yani böyle kızardı yani yüzü. Böyle kaşlarını çattı, baktı, baktı, baktı kapıya. Sonra bakışlarını yavaşça odanın duvarına doğru çevirdi. Duvarda küçük bir tabloda bir gül resmi vardı. Pembe bir gül resmi. Sonra oraya baktı, bakınca yavaş yavaş dedemin rengi açıldı. Aynı o gülün rengi dedemin yüzüne vurmaya başladı. Aynı rengi aldı, pes pembe bir renk aldı. O anda müthiş bir koku yayıldı içeriye. Babam gözlerini yummuş, birdenbire ayağa kalktı. Abdesti olmayanlar derhal dışarı çıksın dedi. Büyüklerin ruhaniyeti burada dedi. Zannedersem o anda akrabalardan birisi yani yıllardır ferşli yatıyor bu. Büyükler ruhaniyeti buraya mı gelecek? Böyle bir şey geçiyor. Babam diyor ki o hangi ahmaksa diyor derhal burayı terk etsin diyor. İtikadı bozuk olan diyor. Birisi akrabalar ya ben bir şey demedim falan diyor ama çıkıyor dışarı. Demir yüzü böyle pırıl pırıl böyle. Ve eli bu şekilde bir elini kaldırdı. Kelime-i şehadet getirdi ve ruhunu teslim etti. Ama öyle bir koku yayıldı ki o anda o odanın içerisine. Yemin ediyorum böyle çocuk olmama rağmen yani. Ben sarhoşluk ne bilmiyorum. İçmedim ama o kokuyu sanki biraz fazla böyle teneffüs etsem, biraz derine çeksem başım dönecek gibi oluyordu çocuk halimle. Vefat ettikten sonra bir baktık dedemin kaşları çatıldı. Kaşları çatınca baba hemen döndü. Bir baktı ki amcam dedemin bu şekilde olan elini düzeltip pamuğa sarmak istiyor. Sen ne yapıyorsun diyor. E diyor elini bağlıyorum. Bırak diyor o Allah'a şehadetle, o Allah'a bu şahidiyle gidiyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Amcam bırakınca dedemin eli tekrar vefat etmiş olduğu halde bu hali aldı. Sonra işte yıkandı, kefenlendi. Yüzlerce hafız geldi. Oturdular evin avlusuna. Yüzlerce hatim o anda okundu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Cenazesini getirip oraya koydular. Sağ eli şu şekilde tabutun kenarından dışarıya bile sarkıtılmıştı. Şehadet parmağıyla. Herkes sıraya gidip dedemin elini öpüyordu. Rahmetullah yani.